iddialarda bulunan kişi aslında bizim kiracımız değil. Orayı geçen sene Haziran ayında bir taşeron firmaya, kuzey yüzey temizleme diye bir taşeron firmaya kiraya verdik. Kiraya verdikten 3 ay sonra daha geniş bir yere taşınacaklarını söyleyerek burayı tahliye etmek istediklerini söylediler. Biz de kabul ettik. Bu bayan o taşeron firmanın yanında sekreter olarak çalışıyordu. Çıkmalarına 2 gün kala ailesinin kendisini evden kovduğunu, dışarıya eşyalarının atıldığını, burada herhangi kimsesinin tanıdığının olmadığını, 2-3 ay ev buluncaya kadar ofiste kalmak istediğini bize söyledi. Bir kadın olarak ona yardımcı olmamı istedi. Ben de durumuna acıyarak burada ev buluncaya kadar 2-3 ay kalabileceğini söyledim. Bu 2-3 aylık süreç tabii ki 10 ay oldu. Buradan çıkmak istemedim. Biz kendisinden Haziran'ın kira kontratı bu Haziran'ın 20'sinde doluyordu. 20'sinde boşaltacağına dair seçimlerden çok önce, geçen sene Ağustos ayında bu tarihte boşaltacağına dair taahhütname aldık. Bu tarihte boşaltacağını zaten kendisi biliyordu. Fakat bunu siyasi malzeme haline getirip kendini medyada görünür hale getirdi. Buradaki bu hanımın tek amacı şu anda çevresinde veya etrafında bir saygınlığı, itibarı kalmadığı için belki bir AK Parti belediye başkanı ya da herhangi bir AK Partili hayırsever bana ev tahsis eder, ben de ücretsiz orada kalırım diye düşünerekten yapmış olduğu bir manevra olarak düşünüyorum. Bununla ilgisi yok. Orada çok ağır ithamlarda bulunmuş. İşte tehdit ettiğimi, efendime söyleyeyim, can güvenliğinin olmadığını söylemiş. Böyle bir şey olmuş olsa dahi benimle ilgili ne bir emniyet gücüne ne savcılığa herhangi bir başvurusu dahi yok. Ben kendisinin oy kullandığını seçim günü öğrendim. Çünkü bizim burada kaldığı yer iş merkezi. İş merkezinin içerisinde kanunlarımıza göre ikametgah alınmıyor. İkametgahını başka sahte adres göstererek oy kullanmaya geldiği gün öğrendim. Hatta o gün de önümü kestiğini, benim onun önünü kestiğimi, işte zorla oy istediğimi falan beyan etmiş. Oy kullanılan yerde, okulda emniyet güçleri var. Diğer siyasi partilerin temsilcileri var. Böyle bir şey yapmış olsam niçin beni şikayet etmedi? Yani olayın ne AK Parti, ne CHP, ne de siyasetle herhangi bir alakası olmadığı gün gibi ortada. Burayı gayri ahlaki şekilde kullanmak istiyordu. Biz de buna müsaade etmedik onun için. Daha seçimler bile gündemde yoktu. Benim milletvekilliği adaylığım bile söz konusu değilken Ağustos ayında zaten bu tarihte çıkacağını bize beyan etmişti. Taahhütnamesinde bunların hepsi var. Geçen sene Ekim ayında Türkiye çapında işte tefecilik, efendime söyleyeyim silah kaçakçılığı, iş adamlarından zorla para tahsis edilmesiyle ilgili geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendi ve Yalova ayağında da tutuklamalar oldu. Bununla ilgili iş insanı olan babamın da ifadesine başvuruldu. O da kendisi gitti ifadesini verdi. Fakat bu olay sanki babam da işin içindeymiş gibi, sanki burada mağduriyet yaratmış gibi haberler yapıldı. Bu haberlerin tek amacı var. Şöyle, beni bileğiyle yenemeyenler hileyle yenme tarafını seçiyorlar. Geçen dönem burada yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ettik. Önümüzdeki dönem belediye başkanlığı adaylığımdan beni bertaraf etmek amacıyla sahte haberler yapılarak bu şekilde benim hakkımda itibar kaybı yaratmaya çalışıyorlar. Amaç budur.